Şubat'tan sonra geri geldiğimizden bu yana içerimizde doğalgaz çalışmasından dolayı, yolların tahrip edilmesinden dolayı yollardan başladık. Bu süre içinde 3 defa Ankara'ya gittik. Başkanımız, milletvekilimiz, sağ olsunlar kendileriyle içerimiz için en önemli gelmesi yapıyoruz. Bakanlıklarla, başkanlarla olsun. İçerimize yani elimizde ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz, yapacağız. Şu anda yollarımız hemen hemen çoğu bitti. Parke çalışması hemen hemen sonuç yani var. Biraz da orada yapmaya çalışıyoruz, devam ediyoruz. Altyapıyla ilgili çalışmalarımız var. Onları da başlamışız, devam ediyoruz şu anda. Bu ekranda su sorunu, yani ciddi bir su sorunu şu anda yok. Ama ileriki zamanlarda tabii ki olacak. Onu da eski bir su hattımız var. Onu da faaliyete geçirmeye çalışacağız. Bir gençlik merkezi projemiz var. Onu da bu girişimizde Sayın Bakanımla bu konuda işaret ettik. Milletvekilimiz, Başkanımız bu konuda sağ olsunlar kendileri de bizimle ilgili. Bize söz verildi gençlik merkeziyle ilgili. Bir de bizim bir kent ormanımız var. Baykan'ın nefes alabileceği bir yerdir. Orayla ilgili de sağ olsun Bakan Bakanımız bize bu konuda destek verdi. Orayla ilgili de bir çalışma yapıyoruz, bir proje çıkarmışız. Orada başlayacağız. Evet. Tabii ki de yapacağız. Yani söz ve seçim süresinde söz verdiğimiz her şeyi yerine getireceğiz. O taahhütleri yerine getireceğiz. Biz de çalışıyoruz. Çalışmada devam ediyoruz. Şu anda bir sağ olsun Bakanımız bize bir kepçede yardımda hibe etti bize. Tabii Ankara'ya her gidişimize elimiz boş dönmedi. Yakında bu Hüseyin Ömür tarafında da bir yürüyüş yolu var olsun. O da sağ olsun İl Başkanımız, Milletvekilimiz bu konuda Antep'e Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir talepte bulundular. İnşallah kısa sürede onlar da gelip buraya bir park yapacaklar. Baykan'ın sorunu orada biliyoruz. Baykan'ın işçilik sorunu da biliyoruz. Yani elimizden gelince ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız, yapacağız. Tekstil kent fabrikası şu anda bir belediyenin düğün salonu vardı. Düğün salonunu oraya tahsis ettik. Bu ek bir binada bir bina daha taleplerinde bulundular. Bu da 150 kişilik bir istihdam yaratılacak. Bu konuda Sayın Valimizle görüştük. Elinde geleni yapacaklar. El birlikte bu ek binayı da faaliyete geçirip en kısa sürede ikinci bir tekstil Baykan'a kazandıracağız. Yani işsizlik sorunu Baykan'da en aza indirecek. Yani en askerliğe düşecek en azından. Baykan hakkında şunu diyorum. Elimize ne gelse yapacağız Baykan için. Toplumsal olarak düşünelim. Ben bunu defalarca söylüyorum. Yani Baykan'a şu anda bu karayollarının bize verdiği bir yol, ana yol buradan çıktı. Burayı da belediye tahsis ettiler. En kısa sürede Mürgen Bey'le de görüştük. Bugün Bakan Bey'le de görüştük. En kısa sürede mücadeleyi de tekrar temiz bir yere çevirip ışıklandırmaya başlayacağız. Temizlik konusunda, her şey konusunda yavaş yavaş her şey düzene girecek. Her şey yerine oturacak.